Hadi ya. Vay anasını. Allah Allah. İnanılır gibi değil. Hiç beklemezdim valla. Ya biriniz sorsanız da önemli bir haber galiba. Ne olmuş ya? Yoksa boş bir iş ilanı var da hepimizi birden mi istiyorlar? Nerede? Bir köşe yazarı her 5 erkekten biri mutlaka gaydir demiş. Bilimsel bir araştırmaymış. Ben gazetenin yalancısıyım. Pardon ya, gay ne? Top. Nasıl top? Futbol topu mu, gemi topu mu, savaş topu mu? Yok be abim be, yuvarlak simit gibi, yumuşak, birazcık da oynak, hani karı gibi. O biçim desene şuna, o biçimin kibarcağı da gay işte. Ah, ben anladım. Yok, anlamadım. Yani, pardon, kesin miymiş? Yani 5 kişiden biri o biçim mi oluyor yani? Gazete yazıyor abicim, gazete yazıyor. Her 5 erkekten biri diyor. Ben şahsen hiç ummazdım. Neyi ummuyormuşsun? Nasıl yani? Ne demek istiyorsun? Ne bozuluyorsun oğlum? Ben bir şey demiyorum. Gazete yazıyor. Koskoca gazete yalan mı söyleyecek? Her 5 erkekten biri diyor. İsim misin vermiyor. Gerçi isim verse kim bilir kimlerin isimlerini verecek. Ama benim ismimi vermeyecek kesin tabii. Sen öyle imalı imalı bakarak ne demek istiyorsun ya? He? Ne bozuluyorsun abicim ya? Ben mi söylüyorum ya? Gazete yazıyor diyorum sana. Gerçi bu gazeteler zaman zaman yalan da yazıyorlar. Ama yarası olan gocunur. Bak ben hiç gocunuyor muyum? Çünkü yaram varam yok Allah'a şükür. Yarası olan gocunur mu? Ben niye gocunacağım lan? Abicim herkesin kendi sorunu ya. Kişi kendini bilir. Bize giren çıkan var mı? Yok. Ona girip çıkıyor kimse o. Ama ben yine de beklemezdim yani. Ben de beklemezdim abicim. Şurada çok samimi 5 arkadaşız. Sen kalk o biçim ol. Ne gerek var ya? Ben de şahsen o biçimlerden hiç hoşlanmam. Nefret ederim o biçimlerden. Yani şimdi bilerek konuşmuyorum yani. Kimdir o biçim burada aramızda bilmiyor. Onun için ortaya konuşuyorum. Yani gelsin bu top... kimse çıksın ortaya delikanlıca. Terk etsin kahveye gitsin abi ya. Ben de dayanamıyorum abi ya. Ayıptır ya. İnsan ne olduğunu söyler. Burada hepimizi lekelemeye hakkı var mı? Top ya. Sen şimdi kime dedin onu? He? Kimse ona söylüyorum abi ya. Delikanlı olsa çıkar ortaya, erkekse benim de. Ama hem delikanlı değil, hem erkek değil, hem de şöyle böyle olduğu için söyleyemiyor. O zaman ben de 4 arkadaşımdan hangisinde şüpheleneceğimi şaşırıyorum ya. Ben bir çay içeceğim. Hop lan kahveci, çay getir. Sen nasıl bildin lan hemen? Neyi? Ben öyle gay deyince sen hemen atladın. Şeymişin gibi sanki top dedin. Yani ben sana bak için sordum. Yani bildiğine göre ne ayak? Ben biliyorum lan. Ben gençliğimde çok top oynadım. Çok 90'a tapmışlığım vardır. Şöyle pozisyona bir baktım mı, offside mı değil mi anlarım, anladın mı? Evet kızlar, ne? Çayları geldi. Sen kime diyorsun lan kızlar diye? Hepinize dedim, her zaman derim. Demez miyim? Lafını bil konuş lan, adamın asabını bozma. Hayda, ne oluyor lan size? Hiç kızmazdınız. Ne oluyor lan toplar? Sensin lan! Lan yürü git, almayayım boyunun ölçüsünü ha. Yürü lan! Allah Allah, ne oluyor lan size? Hayır, dışarıdan gören biri de böyle bıyıklı mıyıklı erkek zanneder. Ama görünüşe aldanmamak lazım demek ki. Ya bu toplar genelde bıyıksız falan oluyorlarmış. Bir de yanakları kırmızı kırmızı oluyormuş yani şöyle. Aynen, aynen. Bir de böyle boya boya sürüyorlarmış galiba. Böyle kırıta kırıta falan yürüyorlar. Küfe sallanır. Ha, ben öyle biliyorum. Ha böyle hırka, kareli gömlek giyenler de var tabii bunların arasında. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Sen bana şey mi demek istiyorsun? Asıl top sensin lan. Lan insanın ne? Yanakları kandan kızarır. Topun önünde gidenin. Sen ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan her gün? Allah'ın cezası sen. Ya beyler, beyler ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Güzel güzel oturuyordunuz. Neyin kavgasını ediyorsunuz ya? Yok ulan bir şey yok. Tamam, aramızda şakalaşıyoruz. Tamam beyler, tamam. Dağılın ya, dağılın. Hadi. Niye kavga ediyoruz ki ya? Ha bu topun yüzünden. Okudu oradan bir haber. Top deme lan, alınıyorum ya. Ben mi uydurdum? Ha burada yazıyor. Ha, al oku. Evet, burada yazıyor. Ne işte? Niye inanıyoruz ki? Bak ne diyor? Türkiye'nin %20'si gaymiş. Ve gaylik gittikçe artıyormuş. Hatta birçok sektörde tercih sebebiymiş işte. Abi bir dakika lan. Sektör ne? İş kolu. İş kolu mu? El lan bir dakika şunu bakayım.
Geylerin yaratıcı ve üretken oldukları kabul edilmiş olup özellikle reklam, moda, sanat, basın gibi sektörlerde tercih sebebi olmuştur diyor. Ve çok iyi para kazandıklarından artık cinsel kimlik rahatlıkla açıklanabilir hale gelmiştir. Çok iyi para ha? Evet. Esasına bakarsanız bu insanların kişisel tercihleri. Aha, tabii abla. Katip benim, ben katibin eline karışır. İzninizle. Ay nereye ayıp oturuyordun? Ay siz oturun, ben bir iş görüşmesine gideceğim, reklamcılık. Ay neden olmasın, bugüne kadar hiç düşünmemiştim ama şimdi düşünüyorum. İzninizle. Ay bir teyzem odadan anlamayacak da neden anlayacak, sorarım size. Sanırım ben de kalkıyorum. Ne oldu kızlar? Hep birlikte kalkmaya mı karar verdiniz? Evet Ramoş, bir işimiz çıktı, görüşürüz. Çal. Kız seni yerler, yerine.